bir açısından diyebilirim. Peki. Hemen Servet Yıldırım'a döneceğim izninle. Tamam. Servet Yıldırım, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Barış, günaydın Hakan, hoş Günaydın. bulduk. Çok teşekkür ederiz abi. Şimdi dünkü yazı KKM, aslında hafta sonundan önümüze gelen Hakan abinin de pazar günüyle mesai yaptık dediği bir düzenleme geldi. Evet. Şimdi yöntem olarak aslında çok eskiyi hatırlatıyor. Siz de dünkü yazıda kaleme aldınız. Hani belki yine dolaylı bir adım, belki bankaları zorlayan bir adım ama nihayetinde doğru bir yöne doğru mu? Doğru bir yöne. Ama yöntem işte yine bankalar üzerinden para politikası uygulamak gibi. Yine işte hafta sonu bir anda çıkan bir düzenleme gibi unsurları var. Ya yani bu eleştirilebilir ama nasıl görüyorsunuz yeni KKM düzenlemesi ve etkilerini? Yani benim gördüğüm doğru yönde atılmış bir adım. Gecikmiş bir adım, geç kalmış bir adım, doğru yönde atılmış adım. Çünkü birçok KKM'den kaynaklı risk hazinenin, Merkez Bankası'nın sırtına bindi. Doğru bir şey oldu mu, olmadı. Sonuçta KKM uygulandı. Aslında uygulanırken amacını biliyoruz hepimiz. O zaman o dönemde hatırlıyorsunuz. Para politikasına değişik oldu. İşte faiz baskılandı. Kur serbest bırakıldı. Türk lirası benim yerindeyse böyle serbest bir düşüşe geçti. Piyasalarda oynaklık başladı. Bunun önüne geçmek için yapılmış bir adımdı. Türk lirasının değer kaybının önüne geçilmesi gibi bir şeyle çıktı, uygulamayla çıktı. Yani dövize kaymı engellensin, TL tekrar o değer kaybını durdursun diye. İşe yaradı mı? Yaradı. Ama o zaman da konuşmuştuk, daha sonra da çok defa konuştuk. Bu dolaylı ve sakıncalı bir yol. Yani çok dolaylı bir şekilde aynı etkiyi yapmaya çalışıyorsunuz. Oysa aynı etkiyi o dönemde faizi bugünkü kadar değil, daha düşük bir seviyede artırarak aynı etki sağlanabilirdi. Yani orada başvurulması gereken kolay bir yol varken böyle bir yola başvuruldu. Gene geçmişte de konuştuk. Hani bu tip şeyler Barış, faizle dokunamayınca Merkez Bankası siyaseten faiz dokunulmaz hale gelince böyle yöntemler, böyle şapkadan tavşan çıkartma, böyle değişik yöntemler bulma, işte heterodoks diyoruz, başka bir şey diyoruz ama sonuçta bu yöntemlerin hepsi faize doğrudan dokunamadığınız için. Sonuçta KKM büyük bindirdi. Garip bir uygulama oldu. Yani biz işte %20 faizi ilk başta 20-25 faiz yüksek görürken KKM'den insanlar 3 ayda %40 aldılar, yıllık değil. %43 aylık faiz kazanıldı. Yani imtina ettiğimiz neydi? Ödemek zorunda kaldığımız neydi? Şöyle baktığınız zaman sonuç tamamen farklı oldu. Ama dövizde bir istikrarı bu yöntemle sağlandı. Sonra bir ara duruldu. Tekrar Mayıs ayında biliyorsun, Mayıs sonunda tekrar bir bankalar bir KKM avına çıktılar. Müşterilerine işte telefonlar yağdı. KKM şey başladı. Çünkü belirli bir zorluk vardı. Yani yoksa aksi takdirde bankaların uyması gereken bir yükümlülük vardı. Onun da bedeli o düşük faizin menkul kıymetleri portföylerine taşıyacaklardı. Böyle bir yöntem. Şimdi bundan vazgeçiyor, doğru, ama vazgeçirken gene benim gördüğüm kadarıyla faize yeterince dokunulmadığı için bir anlamda bankalar eliyle faiz yükseltilmeye çalışılıyor. Şimdi burada KKM'nin beraberinde aynı zamanda bir zorunlu karşılık adımı da var. Döviz zorunlu karşılıkları, DTR zorunlu karşılıklarının yükseltilmesi. Yani bir taraftan KKM'den çözülecek para dövize kaymasın diye zorunlu karşılıklarda bir ayarlama yapıldı. Eğer kayacaksa da buradan Merkez Bankası'nın rezervi artsın. Yani orada iki yönlü bir fayda bekleniyor. Ama öbür tarafta şimdi bankalar TL mevduatı daha cazip hale getirmek için TL mevduatın faizini yükseltmeye başlayacaklar. Dolayısıyla Merkez Bankası politika faizine dokunmamış ya da 2-3 puan gibi böyle çok ılımlı şekilde artırmış olacak. Ama piyasada bir fiili faiz artırımı yaşanacak. Sonuçta ben bankalara ile faiz artırma dediğim bu. Ne olur diye ben o yazıda da şöyle baktım. İlk adımlar, eğer düzgü doğru bir faiz gelirse TL mevduat sahibi için, o zaman buradan TL'ye kayış olabilir. Yani o faizin seviyesine bağlı, bankaların önereceği faize bağlı. Bir enflasyon karşısında çok kaybetmediğini görürse buradan çözülen para TL mevduata gelir. Kısmen borsaya gider. Nitekim bir iki gündür borsadaki canlanmanın arkasında faktör de olabilir. Çünkü oradan çözülecek paranın borsaya gitmesi olasılığı var. Yani akın akın gitmesi. Gayrimenkul piyasasına da gidebilir. Oradan çünkü dövizini orada birikimini tutan önemli bir kesim var. Bunlar artık paralarını realize ettiklerinde bunu bir yere yatıracaklar. Bu gayrimenkul de olabilir. Yani kısmen gayrimenkul yararlanabilir diye düşündüm. Altına gidebilir. O zaman altına gider, yastık altına iner diye yazdım ben bunu. Çünkü
altına giden para bankalarda gram altın olarak alıp bankadaki altın hesabına tutulmaktan çok insanlar altın alıp evinde tutuyorlar. En verimsiz de bu olacaktır. Onun için bu para her yere dağılacaktır. Böyle belli bir miktarda gitmeyecektir. Ama kritik olan şey burada belirleyici faktör faizin nereye kadar yükseleceği. Yani bankalar burada faizi nereye kadar yükselecek? Çünkü Merkez Bankası'ndan artık faiz şeyi belli oldu. Yani çok yüksek bir faiz artımı yapmayacak. Reel faiz Türkiye için yakın gelecekte hayal görüldüğü kadarıyla. Ya o zaman bankalar eliyle nereye kadar yükseltecek onu görmek lazım.